şu battaniyenin altında kalmanın bir yolu yok mu ya? Var. Alo, battaniye servisi mi diyorsun? Hemen koşarak sana battaniyeyle servise geliyorum. Sana iki tane iyi haber vereyim mi? Ver, gönder yavrum. İhtiyacım var. Birincisi, kendini buldukça battaniyenin altına sadece keyiften saklanacaksın. Hı hı. İkincisi, yarın yeni hayatına ilk doğan yeni gün. Yeni hayatımıza. Ne yapıyorsun? Karar değiştirmedin mi? Çıkıyoruz hala. Uçak bileti bakıyorum. Hayırdır? Sınır dışına mı kaçıyorsun? Emir'i görelim diyorum. Buradan bir süre uzak kalırsam annemin sinirleri hoplamaz. Durumu kabullenmesi biraz daha kolay olur. Hem fırsattan istifade oğlumu da görmüş olurum. Gel gel. Bak uçak bileti ayarlarsak, oteli falan da ayarlarsak sabah birlikte kahvaltı yaparız orada. Ya birden mi? Ben bu molayı niye verdim? Hem Emir okuldayken biz seninle el ele, sokak sokak, serserilik yaparız. İstemez misin? Ya isterim tabii ama yaz... Ben her şeyi ayarladım, sen merak etme. Zaten konağı bu kadar uzun süre boş bırakamayız. Mustafa abi yok. Araba yok. Ha, seni beklerken İpek'i çarşıya bıraktı. Dönünce de yakıt falan alacakmış. Gel şu otele bakalım. Gel. Hadi bakalım o zaman. Hadi. Yarın falan mı? Hemen mi? Bu akşam canım. Hemen mi? Tabii ki. Benim kusura bakma, rahatsız ettim de yolda gelirken dikkatimi çekti, durdum baktım ki bu... Annemin çantası. Evet. Bizim konağa sapan ana yolun köşesinde buldum beyim. Fikret Bey'in arkasından yürüdü çıktı. Ben de dedim, araba burada hazır dedim. İstemiyorum dedi. Telefon da orada, evet. Biraz durgundu beyim. Bir de herhalde sizin mevzuyu duyunca üzüldü dedim. Çıkalı da bir saat oldu. Galiba abiye sorayım. Garip abi. Şey, annem sabah giderken bir şey söyledi mi sana nereye gittiğine dair? Yok, hiçbir şey söylemedim. Ben de arıyorum, arıyorum. Bir türlü ulaşamıyorum ya. Yani canı sıkıldığında bazen vakfa giderdi yani kendini böyle dinlesin falan diye. Acaba oraya mı gitti diyorum ama ben de şimdi oraya gidecektim. Sen niye sordun? Nurgül abla. Nurgül. Geldim. Ha. Gel bir gel. Geldim. Ne oldu? Annem sana bir şey söyledi mi? Bugün nereye gitti? Bir program hakkında bir bilgin var mı? Yok, niye? Ya çantasını bulmuş Mustafa abi sokakta, düşürmüş. İçinde telefonu var, yürüyeceğim demiş, haber yok. Nereye bakacağız? Hayır, bir dakika, akşam yani döndü dolaştı biraz böyle huzursuzdu, uyku pek uyuyamadı yani. O yüzden dalgınlıktan düşürmüş olabilir biraz. Bir dakika, bir sakin olalım canım. Bir dakika durun. Sabah ben çok üstüne gittim onun ya, sakinleştireyim giderken. Aman yarabbim, benim yüzümden bir şey olursa ya. Tamam, sakin. Süreyya, annem yok. Annem yok. Ya ben sebep olduysam, bir şey olduysa? Olmadı canım. Olmadı ya, bir şey olamaz ya. Bir dakika, sakin olun ve nerelere bakacağımıza karar verelim, tamam mı? Defter? Aa, çok yaşa. Şey, unutmasın diye her gün not alıyordu da. Süreyya, baş ucundaki çekmecede. Sana bir söz verdim ben baba. Bugüne kadar hayatımı da bu söze adadım.
Ama yine olmadı. Yüzünü eğmedim ama emanetine de sahip çıkamadım. Hayal ettiğin o güçlü, o tek bilek, o tek yumruk aileyi ben yaratamadım. Bilmem ki artık bu konaktan gelecek nesillere ne kalır. Ne kadar kalır. Bu kez dağılanları toplamaya ne vaktim. Ne gücüm var. Nedir? Bir şey yazıyor mu? Süreyya. Yok, nereye gittiğine dair bir şey yok içinde Faruk. Yani şimdi bunun olması bundan sonraki sürecin hızlanacağı anlamına mı geliyor? Bu kadarını da erken buldum açıkçası. Büyük bir stres yaşamış olabilir mi? Stresten diyorsunuz yani. Faruk Bey, şimdiden moralinizi bozarsanız bu ona da yansıyacak. Esma Hanım bütün yaşam gücünü, enerjisini sizden alıyor biliyorsunuz. Şimdi ben kullanacağı ilaç dozlarını yazıyorum. Lütfen bunlara dikkat edin, olur mu? Annemi görebilir miyim? Tabii ki. Annemi niye bıraktın abi? Doktorla ben de bir konuşayım dedim. Size ne dedi? İlaçlarını yeniledi. Üzüntü ve stresten olmuştur dedi. O tetiklemiştir dedi. Tabii biz balık hafızalı olduğumuz için. Aynı zamanda buna alışmamız da gerekiyor. Öyle dedi doktor. Yani bunun seninle alakası yok Faruk. Faruk, ben Esma'yı bir de İstanbul'a götüreyim diyorum. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşım var. Profesör. Daha çok yurt dışında yaşıyor ama bu hafta İstanbul'a gelecek. Yani tabii buradaki doktorları kötü demek istemiyorum ama bir doğru görsün. Bilmiyorum ki abi. Annem ne der ki buna? Ben konuştum, kabul etti. Hem siz de bu arada biraz toparlanırsınız. Bizim için de bir hava değişikliği olur. Ben de Esma'nın belki biraz moralini düzeltirim. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Ben anneme bakıp geleyim. Tuvalete gitti. Annem nasıl? Seni görmek istiyor. Konmuş. Sayfalar gibi düşünün dedi yani. Nasıl yani? İlk önce üst bellekteki anılar, en erken edinilmiş anılar silinecek. En iyi hatırladığı şey de en derindeki geçmiş anılar olacak. İşte zamanla hatırladığı her şeyi, yerleri, insanları tek tek unutacak dedi yani. Edilsin. Eğer bizi karıştırırsa ya da yanlış hatırlarsa ya da bir şeyleri unutursa düzeltmeyin dedi doktor. Böyle ara sıra öfke nöbetleri geçirebilir dedi. Çok sinirlenebilirmiş. Bunu da idare etmemiz gerekiyor. Destek olmaya devam edeceğiz yani. Ya biz annemden mi bahsediyoruz gerçekten? Yani şimdi böyle hepimizi birer birer unutacak mı? Tut işte şu çeneni ya. Ne gidiyorsun kadına sabah sabah sanki sağlıklıymış gibi. Kadın hasta işte. Sarıl, teselli et, bir şey yap. Allah belamı versin yani. Oğlum ya. Bir sus. Kendini niye dövüyorsun? Yani eşeklik yapan benim. O gün üstüne gitmeyecektim ben sabahın köründe. Kadının üzerine gittim yani. Bir sussana. Bir kadına hazmetme şansı versene. Acelen ne?
Gerizekalı. Yok abi yok, bende de hata var. Bende de hata var. Ben anlayamadım onun halini. Gittim şurada Anastasya için kadına saydırdım bir de üstüne. Sanki kadın hasta değilmiş gibi sapasağlanmış gibi. Bu kadar yüklendik ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya gerçekten ne yapıyorsunuz? Böyle yapınca düzelecek mi yani her şey? Annem bize hastalığını belli etmemeye çalışıyor, değil mi? İyi olmaya çalışıyor. E biz de unutmak istedik, unuttuk. Hayır bu böyle olmaz ki yani, sen suçlusun, yok ben suçluyum diye. O zaman ben de çok üzüleyim madem, ben de çok suçluyum. Ben de bir sürü olay çıkardım, evi terk ettim. Tamam, ne yapacağız? Ne diyeceksin? Hani ne diyeceksin? Bu senin yüzünden değil de benim yüzümden oldu. Evet. Benden ötürü oldu. Evet. Ya girme şuralara, yapma işte böyle. Aynen abi, yoksa şimdi ağzının ortasına bir tane. Aynen, buradan böyle. Konuş bir İpek. Hazır senden korkuyorken, valla ağzına geleni söyle. Hem bir şey söyleyeceğim. Biz niye hala beraber yaşamaya devam ettik? Niye o zaman dağılmadık? Ahlanmak için mi yani böyle? Doktor ne demiş? Siz eğer güçlü olursanız anneniz de güçlü olur demiş. O da iyi hisseder demiş. Yani annemin sizi böyle vicdan azabı çekerken görmeye değil, iyi görmeye ihtiyacı var. Çekiştireceğinize yemeklerinizi yiyorsunuzdur inşallah. Bak masadakiler bitecek. Oh, oh. Abi, sesli mesaja basar mısın? Bir şey soracağım. Anne sen ne yaptın? Kamera falan mı yerleştirdin buraya? Senden korkmayan taş olsun taş. Taş olsun. Anne bunlar hiçbir şey yemiyor. Kız bunlara kız. Seni çok özledik. Anne. Anne sen gel, ben İşkembe çorbası bile içeceğim. Anne, anne ne olursun gel. Beraber şu işkembe çorbası içelim. Ne olur anne. Gel, içeceğim. Tamam, içeceğim. Seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Seviyoruz. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Oradan yetişiyor ya. Var mı? Her zaman. Hayırdır? Yorulmuş gibisin küçük hanım. Hey Faruk, üstümden sanki tır geçti. Desen yemeklerin tabii. Beğenmedin mi? Beğenmedin mi? Hiç ağzım boş durdu mu gördün mü? Moral bozukluğuna rağmen nasıl yedim? Duramadım ki. Ne marifetli ellerin varmış senin. Vardır. Vardır. Aa. Bir ara İstanbul'daki işleri büyütmek için orada kalıyordum da. He. Eve uğrayamıyordum. O sırada mutfağa giriyordum. Kendi yemeklerimi yapıyordum. Bir başıma. Çok da güzel oluyordu. Dinlendiriyordu beni. Bir başına kendine yemekler yapıyordum. Ya ben severim ya böyle mutfağa girip tek başıma bir şeyler yapmayı. Bakma burada izin vermediler yani. Ha yani sen İstanbul'da öyle bir başına yemekler yapıyordun. Kuzu kapama falan mesela. Ha? Yani yok canım böyle. Şov yaptım birileri olmuştur yani. Sen sordun. Ben hiç görmedim ya öyle şovlar falan. Aa, kahve ısmarladım ya. Kahve mi ısmarladın? Evet. Ama parasını da sen ya, hala devam ediyor arsız. Ya tamam, Allah Allah. Ne çabuk unuttun. Hı. Uludağ'daki otelde o restoran niye boştu acaba? Biz kapattık herhalde. Allah Allah. Eski çapkınlardan kim kaldı ha? Ya ben... Allah Allah. Sana burada şov yapardım da bakmayan mutfakta metrekareye 3 kişi düştüğü için yapamadım. Ay. Zihnimde duygular meteor yağmuru gibi. Hangi duygu nereye düşeceğini bilmiyor. Kafam kazan. Ben sadece film derdim de
Ben de senden halledeceğim. Hadi gel. Ben sana bacı, sen bana kardeş. Koyun koyuna yatalım. Gel bakayım bacım, gel. Gel bacım. Bu hallere mi düştük biz? Eski çapkın bacı oldu. Buradan da çıkacağız değil mi Faruk? Anne! Anne!
Ne yapıyorsun sen? Deliksiz uyursun diye düşünmüştüm ama. Yılların alışkanlığı. Ne güzel ötüyor kuşlar ya. Her sabah böyle mi? Hı hı. Ya Faruk, bir şey söyleyeceğim. Sen işe gitmeyeceksin ya, ben de gitmeyeyim. Böyle biraz daha tembellik yapsak evde. Bir yalnız kalsak ya. Hı? Hem belki bana kafandakileri anlatırsın. İyi gelir ikimize de. Henüz değil. Ne yapacaksın peki? Yani ömrün sonuna kadar kuş sesi mi dinleyeceksin? Var kafanda bir şey belli. Değil tabii ki de. Hmm, bir daha bunları pas geçecek bir hayat yaşamayacağım. Söz. Aklımda bir netleşsin. İlk seninle paylaşacağım. Tamam. Efendim? Yok. Nasıl yani ya?